Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayında sizinle alfa nedir, nasıl olunur, hipergami ile bağlantısı nedir bunları konuşacağız. Çok kısa özet geçeyim. Alfa dediğim şey aslında bir kadının çok üst düzey bir erkekten sonra daha alt erkeğe tahammül edememesi durumudur ki kadınlar biliyorsunuz 20-30 yaşında maksimum verimi aldıkları yaşlardadırlar. Yani en iyi erkeklere bu yaşlarda ulaşırlar. Hatta Rolotomasy'ye göre 23-24 civarı kadının maksimum verim yaşıdır ve bu yaşta eğer Yeteri kadar yani iyi spor yaptıysa ne bileyim fiziğine dikkat ediyorsa bir şeylerin farkındaysa iyi giyiniyorsa vesaire olabilecek en iyi erkekleri çekeceği yaştır. Çünkü fiziksel olarak en doğurgan olduğu en güzel göründüğü yani biyolojik açıdan pik yaptığı yaştır 23 yaş kadın için. Genellikle de zaten 30 yaş öncesinde ulaşabileceği en iyi erkeğe ulaşma potansiyelinde olan kadın bir şekilde ulaşır. Özellikle günümüzde global piyasanın artmasıyla hani kadınlar öyle çok kapalı değiller. Yani her yere ne yapıyorlar? Saldırıyorlar aslında onlar da. Kendi cinsel stratejilerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni onlar da yapıyor erkekler gibi. Ve tabii erkekler kadınlar arasındaki en büyük fark da şu. Erkek olabildiği kadar limitsiz olarak bir şeylere ulaşmaya çalışıyor. Kadınsa kaliteliye ulaşmaya çalışıyor. İşte bu esnada bir şekilde bir alfaya denk gelirse ki bu özellikle dark triad sahibi bir erkekse ki kadınların böyle erkeklerden daha fazla hoşlandığını istatistiksel olarak artık bilimsel olarak biliyoruz ve sonuçta bir yerde o kadın kendi bağlılık parametrelerini kaybedebiliyor. Erkek mesela böyle bir şey yaşamıyor. Biz daha çok one IT sendromuna giriyoruz. Yani tek bir kadına bir şekilde ruh eşsaplansız geliştiriyoruz ve onu uzun süre unutamıyoruz. Fakat unuttuktan sonra tekrardan cinsel sertimize geri dönüyoruz. Yani limitsiz şekilde cinselliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa kadınlar böyle değiller. Onlar için kalite önemli olduğu için bir kere en kaliteli ulaştıklarında ardından daha azına razı olmuyorlar diyebiliriz. Oysa erkek yani en kalitelisiyle birlikte olsa çok daha düşük model arabaya binebilir mesela değil mi? Yani BMW'den inip biz Şahin'e binebiliriz. Yani çok mutlu olmayız belki ama ya, tamam bu da güzel deriz. Ve bizde kalıcı bir iz bırakmaz. Yani erkekler aslında bakıldığında Aşk acısı ya da ayrılık acısından sonra daha uzun süre bunu yaşıyorlar. Kolay atlatamıyor kadın gibi. Kadın kolay atlatıyor fakat kadının bir yerlerinde iz bırakıyor yani. O da bunu hayatı boyunca eğer güçlü başkası, güçlü bir ilişkisi taşıyor ve kolay kolay erkek beğenmiyor. Bunu da ipargaminin alfa döller beta öter ilişkisiyle açıklıyoruz. Örneğin 20'li yaşlarda kadın çok daha cesur, yani tehlike alabilecek durumda, risk alabilecek durumda diyebiliriz. Bu yüzden kolaylıkla erkeklere ulaşabiliyor ya da tehlikeli erkeklerle birlikte olabiliyor. Hatta Rollo'nun deyimiyle işte Cancun'da bir bahar partisinde bir erkekle yıl sonunda işte tehlikeli bir ortamda birlikte olabilir. Yani bakmaz ya bu erkek şöyleymiş böyleymiş serseriymiş vesaireymiş bakmaz o erkekle birlikte olur. Fakat 30'lardan sonra da bu iş değişiyor. Bu stratejide kadın yaşlandıkça beta öder tarafa biraz daha yaklaşmaya başlıyor. Sonradan aklıma geldi bunu da ekleyeyim araya dedim. Mesela böyle bir arkadaşım var devamlı 35 yaş bandında kadınlarla işte date yapmaya çalışıyor onlarla buluşuyor görüşüyor falan. Fakat hiçbirinden cinsellik alamıyor ve kadınların sorduğu şey hep aynı oluyor. İşte araban var mı evin var mı maaşın var mı nasılsın bilmem nesin devamlı güven parametresi üstüne cevaplar arıyor kadınlar bu yaşta. İşte buna işin betöder tarafı diyoruz. Yani Bu tarz kadınlar tehlikeyi 20'li yaşlardaki kadınlar kadar kolay alamıyorlar aslında. Evet geri döneyim konuya. Bu arada beta öder de yanlış anlaşılmasın. Kötü bir şeymiş gibi anlaşılmasın. Burada sağlayıcılık olarak simgeliyoruz beta öderi. Bunlar sadece bir şeyleri daha iyi anlamamız için başlıklar sadece. Yani ön tanımlı bir şeyler. Böyle çok keskin ayrımlar varmış gibi düşünmeyin. Sadece bir şeyleri daha kolay klasifiye etmemize yarıyor. Bunu önceden bir podcast'te anlatmıştık. Üste bir yerlere şimdi böyle koyarım. İzlersiniz onu da alfa döller beta öder diye. E, neyse ne diyorduk? Alfa döller aslında burada arzuyu gösteriyor bize. Genetik kısmı simgeliyor. Beta öderse tam tersi sağlayıcılığı gösteriyor. Kadına verdiğiniz güven, para vesaire bunları gösteriyor. Ve kadın tabii 30'ları açtıkça alfa döller kısmından birazcık daha uzaklaşıyor. Daha mantıklı düşünmeye başlıyor çünkü bir kere. Bir kere aydınlanma çağına giriyor. Aydınlanma çağı diyor ki kadına. Ya senin yaşın geçiyor artık. Biyolojik olarak belli bir yerdesin. Lütfen hani olabildiği kadar üre diyor. Her ne kadar bununla mücadele etse de ister istemez olabildiği kadar çabuk bir erkeğe ulaşmaya çalışıyor. E tabi bu çocuk bu erkek de genellikle daha düşük seviye erkekler oluyor. Çünkü eskisi kadar tehlike alabilecek durumda değil. Yani gelip de ne bileyim işte e, alfa döller bir erkekle dark triad sahibi oldukça tehlikeli karanlık bir erkekle birlikte olma riskini göze alabilecek potansiyel yok o kadında artık. Çünkü bunu alırsa ve buradan da bir daha tehlikeli bir darbe yerse toparlanana kadar çok büyük zaman kaybedecek. Fakat arkadaşlar maalesef beta öder tarafı da çok ağır basarsa bir kadın için söyleyelim tabii o kadın karşısındaki erkeği çok büyük bir arzu duymasa, o ilişki çok uzun sürmüyor maalesef. Bunu yine çok güzel anlatan, alfadul olmayı çok güzel anlatan müthiş bir film var. Yani kadınları sadece beta öder stratejisiyle neden elde edemezsiniz? Bunun çok güzel bir örneği var. Ve benim bir yazım vardı. Bakirlik önemli mi diye. Orada da anlatıyorum. Diyorum ki yani bir kadın uzun süre ilişki yaşamanız için 70 30 gibi bir kural izlemeniz lazım. 70 arzu oluşturacaksın, 30 sağlayıcılık vereceksin. Tamamen sağlayıcılık verirsen kadın kaçar. Tamamen arzuyla o kadını yani dürtüyle o kadını elde etmeye ya da ilişki yürütmeye çalışırsan, devamlı takdir ayette uygularsan falan ilişki kısa süreli olur. Evet kadına belki zarar verirsin, kadın alfa olur. Hatta kendine biraz zarar verebilirsin ama ilişki ilişki yine sürmez. Bu yüzden hep bir oran olmalı. Arzu, sağlayıcılık falan. Hani bu Eski tip babalık vardır ya, hani hem karısını kollar hem sever, hem ona sağlayıcılık verir, hem ailesine bakar, hani ailenin diri erkektir vardır ya. Öyle bir erkek olması lazım teknik tek açıdan. Neyse biz bunu birazcık film üzerinden inceleyelim. Ee, bu sahne tam olarak anlattıklarımı özetliyor aslında. Yani bu arada çok kısa film hakkında da bilgi vereyim. Şuraya yine afişini koyacağım, koyacağım görürsün sanki film olduğunu. Şu arkadaş bu karşısındaki nişanlısıyla konuşuyor ve nişanlısı bazı itiraflarda bulunuyor Adam da dinliyor şu anda. Bakalım neler diyecek kadın. Bu çocuk seni kullanıyor. İyi niyetini kullanıyor. Buna hakkı yok. Ben 33 yaşındayım Kaan. Bir iki sene öncesine kadar... ...evlenmeyi falan düşünmüyordum. Çünkü çok kötü bir ilişki yaşamıştım. Bizim çok yandı. E Girişten anlamışsınızdır. Bu bir alfa dul sinyali. Ki tanıştığınız kadınlarda da buna dikkat edin. Daha en baştan size ben şöyle ilişki yaşadım, böyle kötüydü veya bütün ilişkilerim kötü diyorsa bu bir kırmızı alarmdır arkadaşlar. Hatta daha yeni bir yazı yazdım. Tindirdi neden başarısızsın diye. Orada da 500 eşleşme yapan bir adamın istatistiklerini yayınladım. Adam şöyle diyor. Ee, buluştum kadınların hatırlamıyorsam %93'ü eski sevgililerinden bahsediyordu. Çok ilginç bir istatistik yani böyle kadınlardan kaçın. Neyse bu adam bir de nişanlanmış falan bakalım sonra ne olmuş izleyelim. Korktum anlıyor musun? Etrafındaki hiçbir adamın içinde sevgiye dair en ufak bir şey olmamasından korktum. İtiraf çok net ben alfa dolum diyor. Artık çevremde düzgün adam kaldığına inanmıyorum diyor. Yani o kaliteli erkeği bulacağıma inanmıyorum diyor. Ne dedik? Kadınlar kaliteli erkekleri ararlar. Erkekler olabildiği kadar limitsiz sekse ulaşmaya çalışırlar. Ve kadın için uzun süreli ilişki avantajdır, erkek için değildir. Her ne kadar günümüzde tam tersi bize öğretilse de, bizim arkadaşlar, genel stratejimiz kısa süreli ilişki. Ha bu uzun süreli ilişki yaşamayalım anlamına gelmiyor. Sadece genel stratejimizin bu olmadığı anlamına geliyor. Ama bir yerde tabii siz de kendi cinsel stratejinizden fedakarlık yaparsanız düzgün bir ilişki sahibi olabilirsiniz. Yani uzun süreli güvenilir. işte ne bileyim birbirinize destek olduğunuz bir ilişki modeline de bir şeyleri evriltebilirsiniz. Sonuçta insanlar ilişkiler üstüne uzmanlaşmış bir türdür. Ve biz sosyal varlıklarız. O yüzden sadece kadınları cinsel övü olarak görmek de yanlış. Tamamen ilk bulduğumuz kadını yapışmak da yanlış. Arada bir yerde kalmamız gerekiyor. Neyse devam edelim. Sonra seninle tanıştık. Geliyor Sen o durum. kadar iyiydin ki, oh yeah. ben senin şefkatine hayran kaldım, Bu şefkatin ikna etti beni. İşte bu arkadaşlar betöler. net olarak bu, hem de yüzde yüz bet Ben sana arzu falan duymadım ben diyor, ben senin şefkatine hayran kaldım, beni çok güzel avuttun diyor. Ben o alfa tarafından terk edildikten sonra çok üzüldüm, çok kırılgandım diyor, riskleri göze alamayacak durumdaydım diyor, toparlanmaya ihtiyacım vardı diyor. O sırada senin gibi renai çıktı. Bana şefkat gösterdi. Ben kendime geldim diyor. İşte bir hatayla seni nişanlandım falan diyor. Devam edelim. Ama şimdi bakıyorum da. Bakıyor bakın. Benim o şefkat sandığım şey. Neymiş bakın? Aslında korkuymuş. Başkaları senin üzerine basmasın diye seni iyi ve sevecen gösteren bir şeymiş diyor ki aslında arzunun daha önemli olduğunu hissettim. Her ne kadar ben şefkat arasam da bir erkekte arzu da ararım. Aksi halde kendi cinsel stratejimi arka plana atmış olurum diyor. Yani bu işler sadece şefkatle yürümez diyor. Sadece minnetle yürümez diyor. Ben arzu da istiyorum diyor. Bu arada bununla ilgili bir istatistik var arkadaşlar. David Bastı galiba yapan. Şey diyor, kadınlar aşık olmadan kolay kolay evlenemiyorlar ya da ilişki sürdüremiyorlar. Bunların oranı da sanırım %79 olması lazım. Yani %79 oranında kadın evlenmem için aşık olmam gerekiyor diyor. Çünkü kadının cinsel stratejisi kalite üstüne kurulu. Erkeğin cinsel stratejisi tam tersi cinsel üstüne kurulu. Ya tabii erkekler kadınlara göre daha az karşı partnere ulaştıkları için ilk bulduklarına saldırabiliyorlar. Ve bu yüzden oran %30 civar. Yani adam diyor ki %30, erkeklerin %30 diyor ki benim evlenmem için aşık olmam gerek. %70'i de aşık olmasam da olur. Ben evleneyim, düzenli bir ilişkim olsun ee, yeterli diyor. Bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar? Erkeğin daha az partnere ulaşması, pergamik olmaması, daha azıyla yetenebilmesi diyebiliriz. Ben bu arada bunu yapın demiyorum ama istatistikler bunu gösteriyor. Çünkü çoğunluk zaten beta erkek. Bunu Önceki podcastlerde de anlatmıştım galiba. Dedik ki erkek için kadın ganimet gibidir. Yani sevmese bile o kadınla evlendikten sonra kendisine ait görür. Onu bırakmaz. Bu yüzden zaten boşanma davalarının %78'i kadınlar tarafından aşılıyor. Kadınlar tam tersi. İlişkiye daha duygusal yatırım yapan taraf ve kesinlikle aşık olmazlarsa kolay kolay evlenmiyorlar. Ha, bunu yapmaları yani aşık olmadan evlenmemeleri özellikle feminizmden sonra çok arttı. Yani cinsel devrim sonrasında çok arttı. Çünkü 50'lerden önce bir cinsel devrim yoktu ve kadınlar cinsellik yaşayabilmek için mutlaka evlenmek zorundaydı. Yani mutlaka dem benim de toplum tarafından aslında atarkil bir düzen olduğu için koyu bir atarkil düzen olduğu için daha doğrusu şey yapıyorlardı, dışlanıyorlardı. Toplumda özellikle çocuklu olman demek, yani çocuk sahibi olman demek ve babasının olmaması demek dışlanman anlamına geliyordu hatta mahkeme bile her zaman babayı koruyordu. Sonradan değişti bunların hepsi. Ve o dönemden sonra kadın tabii ki arzuyu yani cinsel parametre açısından alfa dölleri daha ön plana çıkarttı. Bu yüzden sizin direkt sağlayıcılığınıza ihtiyacı yok. Yani sağlayıcılık derken burada paradan bahsediyorum özellikle. Direkt sizin paranıza ihtiyacı yok. Yani sen çok güçlü bir erkeksindir. Gerçekten böyle übersindir. Yani üst seviyesindir. Kadının beş katı falan kadar iyisindir. O zaman yine ilişki bir yere kadar sürdürebilirsin. Ama onların bile sürdüremediğini görüyoruz. Yani bilgiyetsi gördüğünüz boşandı dünya. Ondan sonra nafaka verdi kadına. Değil mi? Hatta dünyadaki zengin olan kadınlar içinde de çoğunlukla babadan miras kalma veya nafaka yoluyla zenginleşme durumu mevcut. Yani hiçbiri kendi hakkıyla yöneticilikle ne bileyim bir şeyleri başararak o hale gelmemiş. Ne diyorduk? Sizin paranız çok fazla olsa da ilişki belki evet bir, bir süre daha sürer ama sugar dedi modunda bir yerde biter. Evet video izleme devam edelim. Kusura bakma Kaan ama bu saatten sonra sen saygı duyamam. Beni düşündüğün için çok sağ olun. Ezgi. Oh. Bu arkadaşlar durum. Bu e, anlaşılmıştır. Dur, bu çocuk yapalım. seni kullanıyor. Evet. Video anlaşılmıştır sanırım. Sonuçta kadın sadece minnetle bu işi sürdüremem dedi ve gitti. Bu arada tabii filmi izlemediğiniz için bilmiyorsunuz. Burada bu adam bu kadının değer verdiği bir adam tarafından dövülüyor. Ve bu adam da bunun üzerine yani küçük çocuktan dayak yiyor aslında. Çünkü Değer verdiği çocuk küçük. Ee, ve oradan da aslında bir miktar soğuma gerçekleşiyor. Filmde şöyle bir olay oluyor aslında. Bu küçük çocuk geliyor bu kadına aşığım sana falan seni bırakamam sen solamam falan diyor. Kadın da muhtemelen kendi cinsel stratejisini sorguluyor. Aa diyor ya aşk ya benim evet ya benim baktığım şey temel olarak kalite olmalı. Yani arzu ve şefkati belli oranda o erkekten alabilmeliyim diyor. Bak diyor bu çocuk diyor. Genç çocuk bile kendi cinsel stratejisini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bana yazıyor diyor. Muhtemelen o psikolojiyle bu adama da gelip diyor ki ki bir de bu çocuktan dayak yemiş bu adam. Ben seni istemiyorum diyor. Yani ben sadece minnetle bu işleri sürdüremem diyor. Yürütemem diyor. Vazgeçiyor. Evet yani aşağı yukarı anlamışsınızdır arkadaşlar. Alfa dolu olmak böyle bir şey. Ve alfa dolu olan kadınlar genellikle sonraki partnerlerini kolay kolay beğenemezler. Çoğu erkek yetersiz gelir. Bir süreden sonra Ali, Mehmet ya da ne bileyim işte Fatih'in arasında fark almaz. Bu yüzden kadınlar da kendilerine dikkat etmeli. 20'li yaşlarda özellikle takdir sahibi size kötü davranan narsistik bir erkeğe çok büyük bir bağlılık duyarsanız sonunda pişman olabilirsiniz. Çünkü sonrasında başka bir erkeğe bağlanmanız zorlaşır. Evet bu podcastlikte bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın.